Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'at Rusul Rabbina bil hak. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'in zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti aynina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fil ardı kıta'an mütecabiratun ve cennatun min a'nabin ve zer'un ve nakhilun sınvanun ve gayr sınvanin yuska bimâin vâhid ve nufaddilu ba'daha alâ ba'din fil mükül inne fî zâlike l-âyâtin likâmi yâkilûn ilâ akıllâya sadakallâhul azim. Ra'd suresi 4. ayetten başlayacağız inşallah. Geceniz mübarek olsun. Bu gece Şaban-ı Şerif'in birinci gecesi oluyor. Mevla Teala Recep-i Şerif hakkınızda şefaat eylesin. Tekrar nasip eylesin. Şaban-ı Şerif'i de bereketli eylesin ve şefaat eylesin. Ramazan-ı Şerif'e sıhhat afiyet üzere kavuşmayı, tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Bu geceyi değerlendirmenin tabii ki faydası vardır. Oruçların faydası vardır. Mutlaka bunların faziletli amellerde bahsedilen rivayetler hüsnü zanına göre Cenab-ı Hak verir. 3 gün evvelinden, 3 gün ortasından, 3 gün sonunda tutarsan oruç, 70 peygamber sevabı, 70 şehit sevabı veya daha fazla sevaplar şeklinde rivayetler var. Bunlar Allah-u Teala'nın hazinesi sonsuzdur. Korkma. Ümidin hakka tut, hakka gidelim diyor Cemal-i Bakem Hazretleri. Mevla Teala müminin amelini boşa çıkarmaz. Uzatlar ölmeden evvel ölüptür. Yine hay oldular, derman buluptur. Hidayet üzere davette duruptur. Kamu alemlere rahmet oluptur. Sırat-ı hak budur, hakka gidelim. Cemal-i Bakemal'e seyredelim. Burada bahsettiği zatlar, İsmet Karabulu Hazretleri buyuruyor ki, kutu sırrı, burada şimdi bahsedeceğimiz zatlar, bizim bildiğimiz sıradan böyle takva bir insan diyoruz, yani böyle biraz takma insan, iyi insan falan diyoruz. O şekilde sıradan bir herkesin yapabileceği iyilikte kalitede bir şey değil. Biraz derin manaları ihtiva eden, derin ince marifetleri kazanmış olan Allah-u Teala'nın has dostlarından bahsediyor. Çünkü ayette es-sâbikûne es-sâbikûn ulâikel mukarrabûn, mukarreb var. Yani Allah-u Teala çok yakın olanlar var. O mukarreplerden işte Cenab-ı Hak bizi dünya ahiret ayırmasın. O zatlar ölmeden evvel ölüptür. Bir ölüm var, beden ruhtan ayrılacak. Bu olmadan evvel bu zatlar ölüyorlar. Nasıl ölüyorlar? Ruhlarını beden esaretinden kurtarıyorlar. Buna fena fillah ve kabilet diyorlar işte. O ruhunu Allah'ın nurunda kaybetmen, eritmen, onur altında nurlara garg olan haline ölmeden evvelki ölüm deniyor. Yine hay oldular, derman buluptur. Derde derman bularak Mevla'ya kavuşarak diriliyorlar. İşte bu da beka hali. Demek ki fena fillah beka billah hali ne oluyormuş? Sanki ölmeden evvel ölüp derde derman bularak dirilmektir. Mutu kablen temutu. Böyle bir rivayet var. Ölmeden evvel ölün. Yani manevi bir dirilişte dirilmek için bu dünya esaretinde kurtulun diyor. Hidayet üzere davette duruptur. İşte bunlar hidayet ve istikamet üzere olup kulları Allah-u Teala'ya davet ederler. Davet makamına, gerçek davet makamı bunlarda. Kamu alemlere rahmet oluptur. İşte bunlar bütün alemlere rahmet oluyor. Cenab-ı Hak bu dostuna bakıyor, alemi yıkmıyor. Bu dostuna bakıyor, o beldeye umumi bela vermiyor. Ya bu kadar zina, rezillik, ahlaksızlık, içki, kumar olduğu halde memleketimizi Cenab-ı Hak batırmıyor. Neden? Çünkü has dostları var işte. O dostları hürmetine Cenab-ı Hak bütün milleti hidayet etsin inşallah. Değil mi? Sırat-ı hak budur, hakka gidelim işte. Tam sırat-ı müstakim üzere olanlar bunlardır. Bunlardan bul, bunlara takıl. Mevla'ya gidelim, cemali bakemale seyredelim. Mevla'nın cemalini seyreder gibi olalım. İnşallah dünyada görür gibi olmak var, ahirette görmek var.
Bu hususta rivayet işte kema kâle aleyhissalâhu vesselâm mûtû kablen temûtû. Ne buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Ölmeden evvel ölünüz. Terden terman bularak dirilin. Yine buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men erâde en yenzure ilâ meyyitin yemşî alâ vecil ard. Yeryüzünde yürüyen bir ölü görmek isteyen varsa fel yenzur baksın ilâ Ebu Bekir'in Sıddık. Ebu Bekir Sıddık'a baksın. Yeryüzünde yaşıyordu ama sanki ölü, ahirete geçmiş yani. Arkadaşlar. Demek ki bu haller var. Bunları inkar etmek fuzuli, cehalet, gaflet veya kasıt. Onlar zaten her zaman inkarcı vardır. Adam Allah'ı inkar ediyor, peygamber inkar ediyor, Kur'an'ı inkar ediyor. İnkar zaten var. Böyle Cenab-ı Hak bu işi sakladı, gizledi. Hak batıldan karışık gibi yaşıyor dünyada. Böyle olmazsa imtihan olmaz ki. Ya imtihanın kıymeti olmaz, Müslümanın kıymeti olmaz bunun. Ayet-i kerimeden estağfurullah. Evemen kâne meyten, meyten. O ölü değil miydi de? Fâhyeynâ, biz onu dirilttik. Bak, ölüydü, iman yoktu. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid okuyunca kabullenince dirildi. Demek ki kelime-i şehadet, kelime-i tevhid adamı diriltiyor. Kafiri Müslüman yapıyor, diriltiyor. Biraz daha fazla okursan seni de ahiretlik yapıyor işte. Ya. Bir ayette efemen yemşi mükibben ala vesihi ehta emmen yemşi sebine asrı müstakim. Yüzü koyu sürünen o kafir çünkü hali mi dümdüz müstakim sırat müstakimde yürüyerek giden istikamet üzere giden Müslümanın haline benzer mi? Benzemez. Sadakallahu azim. Mevla bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın. Ehl-i sünnetten ayırmasın. Ehl-i sünneti anlayıp yaşamaya bizi Cenab-ı Hak muvaffak eylesin inşallah. Bu işin muhalifi çoktur ama olsun. Meyvesi olan ağacı taşlarlar. Tefsir dersimizden Ra'd suresi ayet 4. Evvelki ayetlerde Cenab-ı Hak alemin güzelliğinden bahsetti. Gökleri yerleri yarattığından bahsetti. Değil mi? Eşyanın rekûs semâvât gökleri yükseltti. Gayr-ı Ahmet'in terevina. Görüyorsunuz böyle direksiz gökleri yükselmiş. Sonra arşa istiva etti yani kudret altına aldı. Evet. İstiva malum keyfiyet meçhul bundan soru sormak bidattır. Kuzalamak. İbn-i Teymiye ve taifesi burada sapıtmıştır. Yanlış manadırmışlardır. Bugünkü Vehhabi ve Selefiye tayfesi de o sapmış manayı alıyorlar, kafaları karıştırıyorlar. Dikkat edin. Cenab-ı Hak hiçbir şeye benzemez. Oturması, kalkması, gitmesi, gelmesi böyle bir ayet, bir rivayet hatır varsa ona mana veremezsin. Onun manasını Allah bilir. O bir haldir. Bu ayette arşa istibat ediyor. Başka ayette de semaya istibat ediyor. E oturur derse Allah öteye beri mi oturuyor ya? Haşa. Yahudi densin diyor. Allah dünyayı alemi yarattı. 6 günde 7. gün cumartesi günü oturdu diyor. Yoruldu diyor. Yahudi'de ne farkın oldu? Allah inancını iyi bil. Değil mi? Kıyam bi nefsihi kendi kendine kaim. Hiçbir şey muhtaç değil. Muhalefetün il havadis. Bütün havadise muhalif. Sonradan olan her şeye ve onların sıfatlarının hallerine muhaliftir, zıttır. Onun gibi değildir yani. Eşi benzeri yok. Ondan sonra ki güneşi ayı emrine amade kıldı, müstakar kıldı. Hepsi belli bir vakte kadar gidiyorlar. Bunları Cenab-ı Hak tedbir etti. Yeryüzünü döşedi, nehirler, dağlar dikti, nehirler yaptı. Geceyi gündüze kaplıyor. Bunlar akıl sahibi olan kavim için, düşünen kavim için büyük ayettir. Şimdi döndü yere. Göklerden bahsetti büyük ezandan. Ve fil ardı, yeryüzünde de vardır kıtaun. Kıtalar, parçalar, mütecaviratun, birbirine komşu ekli bir takım araziler var. Kıta diyorsun ya, 7 kıta, 6 kıta neyse, o kıtalar ayrı, bir de ayrıyeten arazi, birbirine ekli parçalar var. Bazısı nebat bitirir, bazısı bir şey bitirmez, serttir. Bazısının rengi beyaz, bazısı kahverengi, bazısı siyah, bazısı daha değişik renkte, kimisi sert, kimisi yumuşak, kimi taraf ağaçlı, kimi taraf ağaçsız böyle.
birbirine ekli komşu olan araziler var. Hepsindeki menfaat değişiktir. Ya her taraf yumuşak arazi olsa nerede ev yapacaksın? Her taraf sert olsa nereye kazacaksın? Her taraf mermer olsa nerede ekin ekeceğiz? Değil mi? Her taraf dağlık olsa nerede yaşayacağız? Yani bunun acaba bak her yeri döşedi ihtiyaca göre. İnsanların emrine verdi. Ve cennetin bahçeler, bostanları var. Min anab, üzümlükten, insanın sevdiği meyvelerden bahsediyor. Ve zer'in, ekinler var. Ve nakilen, hurmalıklar var. Sınvanın kökü bir, iki dallı, iki ayrılıyor. Dallı budaklı ayrılıyor. Sın yarısı yani, ikiye bölünüyor. Mesela amca babanın yarısıdır. Bu gibi. Ve gayrı sınvan böyle ayrılıyor, tek parça. Ekrimu ammetekümün naklete, hadis-i şerif var. Halanız olan hurmaya ikram edin. Temir, hurma, nakıl. Feynaha hulikat min fudlatı tıynete adem. Adem Aleyhisselam'ın toprağının, çamurunun arttığı kalan kısmından o yaratılmış. Bak, babamızın artığı, yani ne oluyor? Onun kardeşi oluyor, müennestir. Demek ki kız kardeşi gibi, sanki babanın kız kardeşi ne oluyor? Amcamız, halamız oluyor. Ya. Meryem validemiz ağaç altında değil mi, tohum yaptı. O, ağaç, o neydi? Hurma ağacıydı. Ondan silkeledi, yedi. Adem Aleyhisselam cennetten indirilince yanında, evet, 30 civarında meyveli meyve varmış. Onlara da yeryüzüne indirdi diyor. Hikmetiyle Cenab-ı Hak bu nimetleri bize ikram etti. Demek üzüm var, hurma var, diğer meyveler var, incir var, nar var, bir sürü meyve düşün. Yuska bimâin vâhid. Mevla Teala bunu söylemek istiyor. O kadar meyve var, rengarenk. Ama hepsi aynı sudan sulanıyor. Suyu aynı. Şeffaf bir su. Suyun rengi yok. Kokusu yok. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْاُكُولِ Yemekte, yeme hususunda, yenme hususunda bazısını bazısına üstün yaptı Cenab-ı Hak. Yani üstün yaparız. Kimisi tatlıdır, kimisi mayoştur. Kimisi öyle, kimisi böyle. Rengarenk değişik. Turfandası var, diğeri var. İnsan bunlardan ne yapıyor demek ki? Değişik değişik tatlı meyvelerden istifade ediyor. Ama dön dolaş hepsinin suyu aynı. Ya. Gördün mü? O halde inne fî zâlike, işte bu sayılanlar da var. Lâyâtin, elbette ayetler, alametler var. Delalet eden Allah-u Teala'nın kudretine, azametine, büyüklüğüne delalet eden ayetler var. Kim için? Likâmin yâkilûn. Akleden, düşünen, aklı çalışan toplum için bunlarda ibret var. Parayı bastırıyorsun, alıyorsun manavdan, yiyorsun. Başka bir şey yok. Abur cubur. Onu affedersin. Dört ayaklı da yapar ya. Ya. Fel yanzuril insanu ila ta'amih. İnsan. Yemeğine baksın. Nasıl? Enna sababnel ma'e sabben. Suyu nasıl döktük? Suyu nasıl döküyor öyle? Her tarafa değil mi? İşliyor. Hepsini bir yere dökse ortalık batar. Her tarafın istifadesini şeklinde onu ayar bir şekilde indiriyor. Bir anda bulutlar dökse o zaman su birazı isabet eder, diğeri kaybolup gider. Ama azar azar bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, değil mi? Yağmurları böyle Cenab-ı Hak dilediği şekilde dökülüyor. İncesi var, kalın tanesi var, bazen tolu yağdırıyor, bazen kar yağdırıyor. Sümme şakak nelerde şakkan. Sonra o yeri ne yapıyor? Yarıyor o tohum. Ucundan çıkıyor filizler. Ondan nebatlar, bitkiler, mahsuller bizim için, hayvanlar için Cenab-ı Hak ikram ediyor. Ya. O toprağın aklı mı var? Ya, elinde metresi, gönyesi, aleti mi var ki o kadar eşya ondan çıkıyor? Hepsi böyle bir çırpıda, rengarenk. Ya. O toprak bak ne akıllı değil mi? İşte ona hükmediyor Cenab-ı Hak. İstediğini ona yaptırıyor. İtiraz yok. Eşyada kimse itiraz yok. İşte bundan akıl sahibi olan topluluk ibret alması lazım.
Allah-u Teala'nın faili muhtar olduğunu, dilediğini dilediği şekilde yaptığını bilmesi lazım. Suyu gönderiyor üzümden, değil mi? Sarı üzüm, kırmızı üzüm, siyah üzüm, kokulusu, kokusuzu, ondan sonra nar, onun tadı başka, limonunki başka, tam ters. Karpuzunki başka, kavununki başka, muzun başka, değişik şeyler ama suyu aynı. Yani bak, demek ki tasarruf sahibi, irade-i külliye sahibi olan bir zat var. Biz de aynı şekilde yazıyor değil mi? Bak, rengimiz, tipimiz, görüntümüz aynı değil ki. Tamam, ana madde aynı, göz, kulak, burun var ama şekiller değişik. Kim bunu böyle yaptı? Ya Cenab-ı Hak musavvir. Müsavvirüküm fil erham. Bizi rahimlerde, annemizin karnında böyle şekillendiriyor. Ya gördün mü? O halde insan böyle düşünüp ibret alması lazım. Ona göre namazını kılması lazım, zikretmesi lazım. Leyn tacep ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen şaşıyor musun? Senden aceplik mi oluyor? Şaşırdın mı bu kafirlerin sözlerine? Ve ey muhatap, şaşıyor musun? Şaşma. Şuna şaş ki fe acebun kavlum, şunların şu sözüne şaş. Ne diyorlar onlar, kafirler? Yani şaşılacaksa şuna şaşmak lazım. Eyza künna turaba diyorlar. Biz toprak olduğumuz zaman mı? Eyna biz mi? Lefi halkın cedid, yeniden yaratılacağız. Bir toprak olduk, bittik, çürüdük, gittik. Onunla bir daha tekrar diriltilecekmişiz ha? Böyle bir şey olur mu diyor adamlar. Bu söze şaş. Bu kadar alemi Cenab-ı Hak yoktan var etti ya. Göklerin yaratılması mı daha zor? İnsanın yaratılması mı daha zor? Gökler uçsuz bucaksız. Ne acayip isimler orada. Kimse oraya ulaşamıyor bile. Buldukça buluruz diyordu adam. Araştır, buldukça şunu bulduk, bunu bulduk. Daha ne bulacaksın? Ara dur. İşte insanoğlu dünya gökyüzünde neredeyiz acaba? Uzayda neredeyiz? Uzayın neresindeyiz? Yani ondan sonra o dünyanın Türkiye neresinde? İstanbul neresinde? Zeytinburnu neresinde? Kendi evi sen neredesin? Nokta kadar var mısın acaba? Yani dünyanın dışına 100 kilometre, 300 kilometre, 500 kilometre, 1000 kilometre uzağa gittinse 50 bin senelik değil mi gökler? Gökler arası 50 bin sene. Bırak 50 bin seneyi, 100 sene uzağa gitsek, oradan baksak dünya görebilir misin? Görebilsen buradan görmen lazım güneşin şeyi, başka cisimleri göremiyorsun ki. Demek ki oradan da burası görülmüyor. O zaman sen ben zaten hiç görmüyoruz. Bizi ancak Mevla Teala buluyor işte. Bulduruyor. O halde düşünerek ibret almamız lazım. Ne diyor adamı kafirler? Bizi öldükten sonra bir daha dirilir miyiz ya? Olur mu böyle şey diyorlar? Yani gözünün önünde diriliyor. Toprağı cana diriltiyor. Ulaikellezen keferu rabbim. Bunlar Rablerinin kudretini, diriltme kudretini, gücünü, tasarrufunu inkar ettiler. Ya bunlar kafir oldular. Ulaike işte bunlar el ağlalu fi anaqihim. Boyunlarında buka var, kelepçeler var. Gördün mü sen? Küfürleri sebebiyle boğazlarından bağlanacaklar. Kurtulmaları mümkün değil. Neden? Çünkü küfür seçtiler. Küfürde devam ediyor adam. Dönmüyor ki. Evlâki eshabınlar, bunlar ateş eshabıdır. Ya, ateşlik. Hümfiyâ halidûn. Orada ebedidirler. Hümfiyâ halidûn. İbn-i Kesir tefsirinde diyor buna makis hümfiyâ ebede. Orada ebedi kalacaklar. La yahûlûne anha. Oradan başka yere geçemezler. Ve la yezûlûne. Yok olmazlar. La yuhavvelûne. Yok da diyelim. Yani oradan kaldırıp değiştirilmezler. Ve la yezûlûne. Yok olmazlar. Başka ayetlerde de birçok ayet var. Dolayısıyla cehennem kafirler için ebedi. Bak Mevla Teala ne buyuruyor? Efendimiz Hazretleri verdi. Abdi ma abetteni, kulum bana ibadet edersen, ve recevteni benden umarsan,
ve len tüşrik bir şeyyen. Bana da bir şey şirk koşmazsan. Allah'a güvendin, hiç şirk koşmadın. Sadece ona kulluk ettin. Sadece onu tanıyorsun. Sadece ona ilah olarak kabul ettin. Vefertüle ki ala ma kâne minke. Sen hangi hal üzere olsan ol, seni affederim diyor. Ve len istakbelteni bin mil'il ardı hataya ve zünuben. Bana yeryüzü dolusu kadar günahlarla, isyanlarla gelsen bile lestekbeltuke bin mil iha mağfireten. Yeryüzü dolusu da seni mağfiretle karşılarım diyor. La fırleke, seni affederim ve la ubali, hiç aldırmam. Hiç sorun değil. Yeter ki sen şirk koşma. Allah'tan başka ilah tanıma. Allah'tan başka yaratıcı tanıma. Allah'tan başka rızık verici tanıma. Allah'tan başka şifa verici tanıma. Allah'tan başka güç kuvvet sahibi tanıma. Varsa birisine kuvvet, o Allah'tandır. Varsa bir ilaçta şifa, Allah'tandır. Hepsi Allah'ın vermesiyledir. Sahibi Allah'tır. Bunu böyle bil. Böyle bilirsen işte emir veren de odur. Hüküm koyan da odur. Haram helal tayin eden de odur. Ondan gayrısını tanıma. Kabullenme yani. Her ne kadar bazı kanunlar altında yaşıyorsak da gönülden tanıma. Bu ayrı şey. Kabullenme yani. İslam'dan başka, Kur'an'dan başka, Allah'ın hükmünden başka bir hüküm kabullenmek Müslüman'a yakışmaz. O zaman şirk olur. Neuzubillah. Bu da ancak işte gerçek tevhid afaki ve enfusi ilahlardan kurtulmakla olur. Afaki, harici ilahlar var. Enfusi, dahili ilahlar var. İnsan mesela putperestliğini yapıyorlar. Afaki ilahlara tapıyorlar. Yani bir heykel yapıyor, bir şekil yapıyor. Onun önüne geçiyor. Onda ne yapıyor? İbadet yapıyor. Secde ediyor. Falan filan ediyor. Bilmem ne yapıyor artık. Kendine göre bir şey yapıyor. Afaki. Bir de bunun enfusi tarafı var. Yani insanın kalbine, ruhuna geçen tarafı var. E biz şimdi böyle olur muyuz? Olmayız. Allah muhafaza. Çünkü İslam geldikten sonra puta tapmak yok. E ne var? Şirk. Nasıl şirk var? Gizli şirk var. Allah'tan gayrısına amelini gösterirsen o zaman gizli şirk olur. Bir. Bir de hariçte mesela bir şeyi kafaya taktın. İlla o şeyi elde edeceğim diyorsun. O şeyi elde etmek hususunda Allah'ın hükümlerini, emirlerini, verdiği vazifeleri erteliyorsan, es geçiyorsan, onları bırakıp da öteki şeye yönelmişsen, işte o sevdiğin şey senin mabudun oluyor. Ha? Onun da bir de şekli, resmi, şusu busu kalbine işlemişse o da gönlündeki mabud oluyor. Neuzubillah. İşte tarikat, zikir, fikir, tefekkür, rabıta, murakabe dediğim şeyler bunları temizliyor. Ya en son çıkan da demiş Evliyaullah, baş olma sevgisidir. Üstün olma sevgisidir ha. Herkeste bu var. İbliste çok daha fazlası var. Ben hayırlıyım dedi ya. Ya bu herkeste vardır. Nefis sahibi olan herkeste var bu. Bu ta ki işte dedi orada, tem okuduk işte Risale-i değil mi? Fenafil ölmeden evvel ölüm, yani manevi bir ölümle diriliş tekabülle hali olmazsa ayet-i kerimede nefsi mutmainne diyor. Böyle olmazsa hepimizde bu hastalık var. Konuşma. Dolayısıyla mutmainne olmaya devam et. E mutmainne nasıl olacağız? Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Ayet var. Gelecek bu surede. Ya. Ancak kalpler, ruhlar zikrullah ile tatmin olur. Huzur bulur. Sadece Rabbisine kul olur. Değilse seni sağa sola oynatır. Allah muhafaza. Tasavvufu anlamayanlar tasavvuf zannediyor ki yani işte internette görmüşsünüz bir tane CD bilmem ne bir video. Orada zannediyor ki tümbelek çal, sallan, tur at, debelen, yırtın, bilmem ne yap. Böyle değil. Bu tasavvuf değil yahu. Bunlar tasavvuf erbabının yolunu karıştırmışlar. Ashab-ı kiramdan gelen yolu sonradan cemaat çekmek için, insanları toplamak için veya zikirden, ibadetten, sünnetten bıktı adamlar. Bu sefer ilaveler getirdiler, bidatlar. Bunların temeli zaten neydi? Onların temeli manevi coşku kazanmaktı. Nakşi yolunun temeli ise sünneti seniyi ihya etmek. İstesen keramet olmasın. İstesen feyiz alma. Hedef sünneti seniyi yaşamak. Kur'an'ı, sünneti, dini, İslam'ı
kılı kırk yararcasına öğrenip yaşamaya azmetmek. Bu da ashab-ı kiramın usulüdür işte. Bunun üzerine tayin edilmiş. Bu kurallara göre konmuş. Bu olmadıktan sonra sizin havada uç. Önce Allah'ın razı olduğu dini yaşayacaksın. Onun üzerine sana hal, maneviyat, keramet verilirse elhamdülillah dersin. Kendine kalsın. Millete söylemen gerekmez. Ben şuyum, ben buyum diyemezsin ya. Olur mu şey? Ama verilmedi keramet. Bir hal verilmedi. Mesele değil abi. Zaten biz keramet kazanmaya mı geldik ya? Allah'ın rızasını kazanmaya geldik. Allah'a gerçekten secde etmek için geldik. Gerçekten ona kılmak için, onun için kılmak için geldik. Gerçekten onun rızası için sadaka vermek için geldik. Gerçekten onun için, değil mi? Halis kul olmak için geldik. Ela agah olun lillahi dinil halis. Din sadece ve sadece Allah içindir. Cenab-ı Hak bize süt veriyor. Ama süt nereden geliyor? Beynel fersi ve demi. Bak. Posa, gübre ile kan arasından lebenen halisan sayan lişaribin. Halis bir süt içenlere çok kolay. Bebek bile içer değil mi onu? Yorulmadan hop gidiyor. Ama kan ve gübre arasından değmeden geçiyor. Ey kullarım, siz de bana şeytan ve nefse değmeden, ona yanaşmadan tertemiz ibadetler getirin diyor. Ya işte burada ibret alacağız. İşte tasavvuf bize bunu öğretiyor. Bunu laftan çıkarıp yaşamaya sokuyor. Bunu kazandığın zaman işte oğlum tasavvuf erbabı. Yoksa yoldayız. Laftayız. Estağfirullah, bu kafirler dirilmeyi inkar ettiler. Şimdi ne diyorlar? Acele talep ediyorlar. Acele işin olmasını istiyorlar. Neyle? Bis seyyiyeti. Ya. Kötülüğü acele istiyorlar. Allah Allah. Yani seyyiye, azabın, belanın gelmesini kablel hasene, bolluk, rahat, huzurdan önce bela gelsin istiyorlar. Mevla şimdi insanlara bir ömür vermiş, bir müddet vermiş. Onu adam atıyor kenara, gelsin bakalım bela diyor. Efendimiz Aleyhisselam onlara anlattı. Ey müşrikler, tövbe edin falan filan edin. Bak cehennem azabı var, ahiret azabı var. İnanmadılar. Dünyada bela var, musibet var. Başınıza bela yağar. Gene inanmadılar. Bunu dediler ki, ne diyorsun? Getir bakalım. Madem öyle gelsin. Hatta bazıları gittiler, Kabe'nin astarına yapıştılar. Allah'ın imkanı azâ vel hak. Dedi ki, bu adam dediği, Kur'an dediği, anlattığı şeyler, bu Muhammed olsun. Senin tarafından geldi söylüyor, bu hak ise فَاَمْتِرْ عَلَيْنَا هَجَارَةً مِنَ السَّمَا, başımıza gökten taş yağdır diyor. Gavur kafasını görüyor musun? Taş yağsa ne olacak? Gebereceksin. اَوِتْنَا بَعَزَابٍ اِلِمْ, ya da bize kökünden acıklı azap gönder diyor. O zaman ne anlayacaksın? Azabı yiyince geberdin gittin. Gavur kafası işte. Ama bu ümmete Cenab-ı Hak kökünden azap göndermiyor. Ufak ufak, parça parça. Neden? Çünkü benim Habibim içinizde, onun sünnetleri aranızda ve istiğfar. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onlara ben azap edici değilim. Sen orada olduğun müddetçe onu oradan çıkarttı. Medine-i Münevvere'ye, sonra hepsini yaptı. Yakaladı. Bir de istiğfar ederlerse ve müstafirin onunla istiğfar ederse. Demek ki günahlardan vazgeçirsek, tövbe edersek Cenab-ı Hak kökünden azap vermez. Bunlar zaten küfür ve masiyette iman ve itaattan önce acele ettiler. Önce hemen küfrü tercih ettiler. Orada acele ettiler. O yüzden acele ettikleri için bu sefer bunun karşılığı olan belayı da acele istiyorlar. Ya. Onlara şimdi Efendimiz Aleyhisselam bela getireceğim ben demiyor ki. Mevla Teala başka ayetlerini buyuruyor. وَاَسْتَعَجِنُوا بِالْعَزَابِ, azabı acele istiyorlar. وَلَوْلَا اَجَلُ مُسَمَّنْ, şayet tayin edilen bir ecel vakit olmasaydı, lecaehumul azab, elbette onlara azap gelirdi. Ele diyendim bateten, ansın onlara azap yakalar. Ve ümla yeşurun, farkında olmadan. Ya. Yestacilin için bil azap ve inne cehennemin lemuhitatun bil kafirin. Acele acele azap istiyorlar. Halbuki cehennem kafirleri kuşatmış ha. Geberdiği zaman doğru ateşte. Diğer ayette Cenab-ı Hak azap edeceğim ama bir şeyi tayin etmişim diyor. Vakit var. O vakit gelmeden Mevla sözünden caymaz.
O halde vekat halet o zaman ibret alanlara söyleniyor. Vekat halet muhakkak geçti. Min kablihim bunlardan evvel el mesulat. Yani bunlar gibi inkarcıların misalleri geçti. Kimisi yere batırıldı, kimisinin şekilleri maymuna, hınzıra değiştirildi. Kimisi sallandı zelzeleyle, kimisine geldi melek haykırdı, bir bağırdı. Ya kimisinin başına ateş yağdı, kimisini denizlerde boğdu. Onları görmüyor musun? Ya misaller geçti. Ve inne rabbeke maka rabbin lezu mağfiretin linnas. İnsanlara karşı çok mağfiretlidir, affeder. Ala zulmihim. Zulmetmeleriyle beraber nefislerine günahla, isyanla zulmettikleri halde Cenab-ı Hak yine de insanlara karşı çok mağfiret sahibidir, affeder, görmezlikten gelir. İşte demin okuduk hadis-i şerifi. Değil mi? Yer dolusu kadar günahın da olsa şirk koşmadıktan sonra ben de seni diyor Cenab-ı Hak yer dolusu gibi daha fazla mağfirette karşılarım diyor. Ve ne rabbeke ama leşedidül ikab. Bu da var. Dilediğine de asilerdin, dilediğine de şiddetli ceza veririm diyor. Ya başka bir ayette inne rabbeke leserül ikab. Rabbinin cezası çok seridir. Ve inne ulle gafur rahim ama Rabbin çok mağfiret sahibidir. Nebbi ibadi enni enel gafur rahim. Ey Habibim kullara haber ver. Ben kullarıma karşı çok mağfiret sahibim, çok acıcıyım. Rahmet ederim. Ama ve enne azabi vel azabul elim. Ama azabım da çok acıklı azaptır. Ha. Ona göre kaşınmayın demek istiyor. Rahat durun demek istiyor. O halde Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecellisini istemek lazım. Gazabını, belasını değil. İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'a kavuşmuş da tebessüm etmiş ona. Demiş ki Yahya Aleyhisselam ona, ne oluyor seni ben böyle neşeli görüyorum. Sanki emin oldun her şeyden. O dedi ona ki ben de senin böyle yüzün asık görüyorum. Ne oldu sen de ümit mi kestin? Böyle olunca dedi ki o zaman vahiy bekleyelim bakalım durum nedir. Mevla Teala onlara vahiy etti. İkinizi ben seviyorum. Zira ikiniz bana karşı hüsnü zannettiniz. Ya. Demek ki hem ümit var olacaksın hem de korkacaksın. Mevla Teala Davud Aleyhisselam'a vahiy etti. Ya Davud beşiril müznibin ve enzir sıddıkın. Günahkarlara müjde et. Sıddıkları da korkut. Kale dedi ki Tavsiyem, ya Rabbi keyfe übeşirül müznibin ve ünzirü sıddıkın. Ya Rabbi günahkarları nasıl müjdeleyeyim? Sıddıkları nasıl korkutayım? Kale buyurdu Mevla, beşirül müznibine enni la yeteazzameni zembun illa eğfiruhu. Hiçbir günah bana karşı büyük değildir, hepsini affederim. Korkmasınlar. Ne kadar büyük olsa olsun benim affım daha büyüktür. Onu öyle söyle. Benzeri sıddıkın sıddıklara, o salih kullara, o sadakatli kullara da haber ver, onları korkut ki en la yu'cibu bi amalihim. Amellerini beğenmesinler. Ya ve enni la edavu adli ve hisabi ala adin illa heleke. Ben bir kuluma eğer adaletle hükmedersem ya o zaman gelen benim adaletim şaşmaz diyor Cenab-ı Hak. Ama adaletimle muamele edeyim dersem o zaman yandınız. Fazl-ı keremiyle bize muamele etsin. Yani, çünkü bizim yaptığımız için karşılığı yetmez. Ve yekulüllezine keferu 7. ayet-i kerime Ra'd suresi. Kafirler diyorlar levla unzile şayet indirilseydi ya niye indirilmiyor aleyh üzerine Muhammed üzerine sorsam. Ayetün min Rabbi. Rabbisi tarafından bir ayet, bir mucize gelseydi ya bu kadar mucize geldi. Kalın kafalılar. Niye inanmıyorsunuz? Bunlar istediği mucize inadına. Yani hidayet bulmak için, inanmak için, tabi olmak için değil. Salih Aleyhisselam kavmi deveyi istediler. İnandılar mı? Deve çıktı, inanmadılar. Firavun dedi bizi bu beladan kurtar. Kan olmuş sular. Dua etti kurtuldu. Gene inanmadılar. Çekirge bastı. Dua etti kurtuldu gene inanmadılar. Tufan oldu dua etti gene kurtuldular gene inanmadılar. Ya mucize hiçbir zaman kafire
fayda vermez. Faydası olsa zaten imadet. Ayı ikiye yardı, imadetler mi? Yok. Kudüs'e gitti, İsra gecesi işte, mucize, miraç, inandılar mı? Yok. İnanacak olan adam, Kur'an-ı Kerim en büyük mucize, Allah'ın kelamı. Niye inanmıyor? Ahiretten bir daha alamet istiyor. İnnemâ ente münzir, ey Habim, sen ancak korkutucusun. Benim hükümlerim onlara haber verirsin. Dolayısıyla sen kendince, kendi kafana göre, kendi isteğin şekilde kimseye mucize getiremezsin. Mevla Teala izin vermeden hiçbir şey olmaz. Böyle küllü kavmin hat, her bir kavim için hidayet edici vardır. Her bir kavmin hidayetçisi vardır. Her bir kavme bir peygamber gelmiştir. Tabi onların haline göre Musa Aleyhisselam zamanında sihir çok ileriymiş. Sihirle milleti yürütüyorlardı. Sihirle milleti yönlendiriyorlardı. Şimdiden neyle? Televizyonlarla, değil mi? Televizyon haberleriyle, internet haberleriyle milleti sokağa döküyorlar. Al eline tencere pencere, bağır çağır diyorlar. Yarın bugün başka bir şey derler, yalan. Onu anlayana kadar işten geçer. O yüzden fitne zamanı otur. İbadetini yap, kımıldama. Aldanırsın. Musa Aleyhisselam zamanında sihir fazlaydı. Cenab-ı Hak ne yaptı? Musa Aleyhisselam'a asa verdi. Al bakalım Musa. Attı asa yere. Ejderha oldu. Hadi bakalım. Hepsinin sihrini yuttu. Ya. Onları yendi. İsa Aleyhisselam zamanında tıp çok ileriydi. Musa, İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ne verdi? Ölüyü diriltme gücü verdi. Bak görüyor musun? Kör adama göz. Takıyor buraya iki tane göz gibi şeyler, fındık gibi şeyler çamurdan. Dua ediyor, Allah-u Teala adamın gözünü açıyor. Kuşu mesela, çamurdan kuş yapıyor, dua ediyor, kuş canlanıyor, uçuyor. Onların tekniği, onların tıbbı bitti. Eflatun'a demişler ki, böyle bir peygamber türedi, geldi, zuhur etti. Ölüyü diriltiyor. Demiş ki, biz aklımızla hidayet bulduk, başkasının hidayetine ihtiyacımız yok. İşte felsefeciler ahmak ya, ahmak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da neydi galip olan insanlar arasındaki yaygın şey? Fesahat ve belagat, şiir, edebiyat. Adamlar köylü adamlar ama okuma yazma bilmiyorlar ama döktürüyorlar. Ağızdan, lisandan atışıyorlar. Böyle fesahat, belagat ehliydiler. Onların karşısında Kur'an-ı Kerim geldi. Kur'an'ı duyunca şaşırdılar. Bu ne biçim söz dediler. Bu insan sözü değil dediler. Velekum esne velekum fil kısası hayatun. Fil kısası hayatun. Kısasta hayat vardır. Onların en meşhur sözü varmış. El katlu en faalil katli. Ölüm, ölümü öldürmek, öldürmeyi daha çok defeder. Yani öldürmeyi durdurman için daha fazla öldürmen lazım. Diye bir sözleri varmış. Ya. Öldürmek, öldürmeyi defeder. Onların sözü ne var? Öldürmek, öldürmek. İkiden öldürmek. Tekrar hem öldürmek. Öldürmeyi teşvik ediyor. Ayette ne var? Fil kısası. Kısas da, kısas karşılık. Yapılan suça karşılık. Öldürürse öldürecek. Bunda ne var? Hayatın. Hayat var. Bak, ölüm yok, hayat var. Ayette bir kere mana itibariyle son derece mükemmel. Bir de sayarsan harflerini çok kısa. Ayet daha kısa, daha derin mana ifade ediyor. Saymışlar, bakmışlar, en az 24 bakımdan onların sözünden üstün bu ayet. Fil kısas hayatın. 12-13 harf var onda. Adamların en mükemmel diye saydığı sözü yerden yere vurdu. Ya. Böyle bir tane çok fesat belat sahibi olan bir adam, çocuğun biri okuyormuş işte Nuh Aleyhisselam kısasını, gök suyunu tut, yer suyunu yut, su tuttu, yer suyunu çekti, hüküm verildi, ta şey gemi Cudi Dağı'na oturdu. 3-5 satırda, 3-5 kelimeyle ne acayip manzara anlatınca adam bunu duyunca hop bayıldı. Ya niye bayıldı? Çünkü adam biliyor, anlıyor, kafası çalışıyor, iman etti. Ya. Ama millet şimdi Kur'an dinliyor diye iman inanmıyor. Niye? Çünkü Kur'an dinlemiyorlar ki. Adamın namesini dinliyorlar. Şarkıcının ne olsa namesi gibi. Sesine millet aşık, Kur'an'ın manasına değil. O yüzden inanmıyorlar. Biz de inşallah sese değil,
Tabi sesin şeyi var ama asıl manaya talip olalım. Ne diyor acaba? O zaman etkilenirsin. Cemaza Fatiha'nın namaz sürelerinin manasını öğren. Okunduğu zaman düşün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 18 bin alemin sahibi. Her şey onun. Odur. Ona hamdler, teşekkürler. Errahman, Rahman, Rahim. Maliki Yevmiddin. Ha. Mahşer gününün ceza, hesap gününün sahibi. Oraya çıkacağız ha. Aman dikkat edin. Oku oku. En son ne var? Gayril mağdubi aleyhim veladdalin. Gazap edilen, lanetlenmiş Yahudilerden beni yapma, sapıtan Hristiyanlardan da yapma diyorsun. Peş peşe namazı kıldığın zaman en az 40-50 defa bunu okuyorsun. Olsa diyorsun ki gavurlarla diyalog yapalım. Ne diyorsun, ne yapıyorsun? Ne okuyorsun, ne yapıyorsun? Bak, o yüzden Kur'an takva olmayana fayda vermez. Onu itikler, cehenneme yuvarlar. Takva olacaksın. İman, emir, hüküm, haram, helal meselesinde dikkat edeceksin ki Kur'an sana faydası olsun. Hüden lil müttakin çünkü. Takva sahiplerine hidayettir. Herkese değil. Herkes bundan istifade edemez. Kur'an diyor ki kadınlar örtülsün. Adam Kur'an okuyor, bunu kabullenmiyor. Kur'an diyor ki kız erkek, kadın erkek bir arada olmaz. Gözlerinizi yumun. Perde arkasından konuşun. Feselû min verâil hicâb diyor Kur'an. Dışarı çıkınca yudnîn aleyhine min celâbîbîn. Tepeten tırnağa örtünsün diyor. Bugün demin orada bir kitap okudum da zor okudum yani, okuyamadım. Ya doğru okusak var ya okuyamayız ha. Bayılıp gideriz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kızı Fatıma validemizdir adına. Bir yerde bir bayan var, hanım var, senden daha önce cennete girecek. Cennet hanımların efendisi olduğu halde senden daha önce girecek. Çok merak etti. Kimdir bu ya Resul babacığım? Filan yerde. Gideyim onu ziyarete. Gitti. Kapıyı tıkladı. Kimsiniz efendim? Ben Efendimiz Aleyhisselam'ın kızıyım. Seni ziyarete geldim. Aa, çok özür dilerim. Beyimden izin almam lazım. Ne olur git. Ondan ben akşam izin alayım. Gitti. O da beyine söylemiş. Beyi çoban. İzin almış. Duyuyor muyuz, uyuyor muyuz acaba? Hepimize şimdi bu. Sırf kadınlara değil, hepimize ibret. Sen adam olursan kadın da kadın olur. Herkes karşılıklı düşünsün. Derken ha, Fatıma validemiz yanına gelirken tekrar oraya Hazreti Hasan da takılmış peşine. Geldi, kapı tıkladı. Kim o? İşte ben Efendimiz Aleyhisselam'ın kızı. Ama yanınızda kim var? Oğlum Hasan var. Ben onun için izin almamıştım efendim. Özür dilerim lütfen. Ben beyimden izin alayım. Müsaade et. Döndü geriye yine. Ertesi gün yine izin aldı, geldi. Bu sefer gelirken Hazreti Hüseyin de durmadı evde. O da takıldı. Geldi. Bu sefer efendim yanınızda kim var? Öteki çocuğum da var. Çünkü kalabalık görüyor onu. Onun için ben izin almamıştım. Onun için izin alayım ne olur. Özür dilerim. Döndü geriye tekrar. Üçü izin aldı. Gelince ertesi gün, üçüncü, dördüncü gün işte kapıyı açtı. İçeriye onları buyur etti. Aa, genç bir bayan. Konuştuğu bayan bu değil yahu. Ses gard. Sert sesli gard. Duyuyor musunuz? Duyduğum ses gard. Ne demek gard? Yani kaba bir ses. Kalın bir ses. Ama bayan sen, genç bir bayansın. Ağzından bir şey çıkarttı. Ağzına bir şey koyuyormuş. Sesim diyor sokakta geçen erkeklerin kulağına gitmesin. Sesim de namahremdir. Yani yabancı erkekler benim sesimi duyarsa Allah'ım benden razı olmaz. Kocama hainlik etmiş olurum. Bak, kocasına izinsiz eve almadı. Müsaade aldı bir. İkincisi sesim dışarıya çıkmasın. Sesini değiştiriyor. Biz ise sesimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz daha fazla. Daha çok dikkat çeksin. Efendim, nasılsın, iyi misin, falansın, filansın. Yabancı bir kadın bir erkeğe telefon açıyor. Ondan sonra selam aleyküm diyor. Ya selam erkeğe, kadın erkek arasında muhabbet olmayacak. Ya. Ondan sonra oturuyorlar. Fatıma validemizi gölgelik bir yere oturtuyor. Kendisi bahçede. Güneşli tarafa oturuyor. Bak.
Sen ne yapıyorsun dedi ona. Niye orada oturuyorsun? Benim kocam çoban. Sabahtan akşama kadar güneşin altında dolaşıyor. Ben nasıl gölgede otururum? Sen oturmuşsun televizyon seyrediyorsun. Adam işte canı sıkıyor. Akşam gelince de ne getirdin? Dediğin zaman olmadı. Tersini düşünelim. Adam aylak çaylak dolaşıyor. Kadın gitmiş çalışıyor. Ya her iki tarafa şimdi vuruyoruz ha. Sırf kadınlara değil kendimize vuruyoruz. Demek ki bak kocam diyor güneş altında koyunların peşinde gidiyor. Ben diyor burada gölgede oturamam diyor. Ondan sonra baktı ki orada bir şey asılıyor. Güneşin altında torbada bir şey asılıyor. Nedir o? Ekmek. E niye orada asılıyor? Kocamın ekmeği de güneş altında kavruluyor. Ben de burada rahat yumuşak ekmek yiyemem diyor. Ya arkadaşlar. İşte konuşuyorlar falan diyor. Ben acaba kocama böyle davranıyorum ama acaba Allah'ım benden razı mı falan. Korkma dedi ona. Sen benden önce cennete gireceksin. Ya babam böyle haber verdi. Cenab-ı Hak böyle olmayı bize nasip etsin inşallah. Ya. Topuklu ayakkabı giyersen, rengarenk elbise giyersen. Bırak onu geçtik. Aldı direksiyon eline, elinde de cigara. Başında bir başörtü yarım. Açmış teybi, kabadayı gibi gidiyor. Bu örtülü, tesettürlü bayan. Tesettürlüsüzleri zaten konuşmuyorum. Onlar Allah hidayet versin. Ya. Başörtüsünün en güzelini alacak, en süslüğünü alacak. Onu dışarıda giyecek. Bu öyle böyle olmaz. Başörtüsü ev örtüsüdür. Fistanı evinde giydiği elbisedir. Dış örtüsü cilbap. Türkçesi çarşaf. Yapamıyorum. İnşallah yaparsın. En güzelini söylüyoruz. Yapana helal olsun. Onun altında gölgelenecek çünkü mahşerinde. O çarşafın altında onu gölgeleyecekler. İnşallah. Arkadaşlar, farz çünkü. Örtü farz. Bizim sakalımız sünnet. Uzatmak sünnet. Kesmek haram olduğu için bırakmak vacip değerindedir. Sarık sünnet, cübbe sünnet. Bizim farz kıyafetimiz göbekle diz kapağı arasıdır. Kadının bütün vücudu. Ya bunları bilelim. Setri avret var da. İnşallah Cenab-ı Hak ahiret ailesi eylesin cümlemizi. Cenab-ı Hak işte insana her bir kavme hadi, hidayet edici gönderdi. Bak hayvanlarda da var bu ha. Çocuk doğar doğmaz ne yapıyor? Anasının memesini emiyor. Nerede öğrenmiş onu? Allah-u Teala onu ona öğretiyor işte mi? Gördün mü? Yavru yumurtadan çıkınca değil mi civciv ne yapıyor? Kıt 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 taneyi gıdıklıyor. Nerede öğrenmiş onu? Ördek yavrusu gidip hemen yüzüyor. Kuş yavrusu yüzüye bakayım. Herkes tabiatını Cenab-ı Hak ona ilham ediyor. Bal yapan arı altı köşeli şey yaptı içine giriyor. Dört köşe yapsa giremez oraya. Altı köşedir. Ona da onu ilham etmiş. Vahyetmiş, ilham etmiş. Başka bir rivayetten Yusuf Aleyhisselam Fatıma validemiz demiş ki radıyallahu anh'a Nebi yuna harul enbiya peygamberimiz, peygamberiniz yani peygamberlerin en hayırlısıdır. Ki ve hu ebuke o senin babandır ha. Bak Fatıma validemizin değerine bak radıyallahu anh'a. Peygamberlerin en hayırlısı Efendimiz Aleyhisselam. O kim? Fatıma validemizin babası. Ve şehiduna hayrı şüheda. Şehitlerimiz, bizim şehitlerimiz en hayırlı şehittir. Kim o? Ve ammu ebike Hamzate. Senin babanın amcası olan Hamza'dır. O da bak sende. Evet. Bizden diyor iki kanatla uçan var. Cennette uçuyor. Kim o? Amca oğlun Cafer. Ya babanın amca ol Cafer. Bizden diyor cennetin iki tane genci var. Kim onlar? Hasan Hüseyin. Onlar da senin oğulların. Fatıma validemizin ne özellikleri var görüyor musun? Ve bizden de Mehdi var. Mehdi aleyhisselam ahir zamanda çıkacak. Hakkındaki rivayette tevatür derecesindedir ha. İnkar eden sapıkları bırak. Adam gitmiş meydanlarda ben Mehdi'yim diyor. Sen demenle değil, o Allah'ın vergisidir. Hazreti Hasan'ın soyundan olacak.
yeryüzü zulümle dolduğu zaman zuhur edecek. Zuhur ettiği zaman diyor, ayın, Ramazan ayının ilk gecesi ay tutulur diyor. 15'inde de diyor güneş tutulur diyor. Bu müneccimlerin hesabının tersine. Yeryüzü yaratıldığından beri böyle olmamış. Evet. Deccal'dan önce çıkacak 7 sene evvel. Sonra Deccal çıkıp ortalığı, kafirleri birleştirip ortalığı fesada verecek. Ondan sonra İsa Aleyhisselam inip Deccal'ın işini bitirecek. Böylece İslam güneşin girdiği her yere hakim olacak Allah'ın izniyle, İslam'ın nuru. Ya. Mehdi'den evvel de kıyamet alametlerinin ufakları da çıkmış olacak. İşte görüyorsunuz ortalığın hallerini. İşte en büyük mesele Suriye'nin hali. Şam-ı Şerif'te Emevi Camisi, o büyük camide zina edilecek, zina. İnsanların kafası kesilecek. Ne oluyor işte, duyuyoruz. Allahu, Cenab-ı Hak kendine haber veriyor. Ya alemu ma tahmülü külle ünse, her bir dişinin taşıdığı rahmindekini bilir. Ya erkek mi, dişi mi, uzun mu, kısa mı, güzel mi, çirkin mi, cennetlik mi, cehennemlik mi, ya cömert mi, cimri mi, alim mi, cahil mi, akıllı mı, sefih mi, kerim mi, lehim mi, uğurlu mu, uğursuz mu, güzel ahlaklı mı, bozuk ahlaklı mı, ne sayabildiğin kadar say, hepsini Cenab-ı Hak bilir. Sen ne biliyorsun? Röntgenden bakıyor, çocuğun erkek olacak diyor. Alıyorlar erkek elbisesi, bir de baktı çocuk kız doğdu. Ben size söyleyeyim, hamile olduktan sonra 4 ay sonra çocuk kımıldarsa karnında o kız çocuğudur. 3 ay sonra kımıldarsa erkek çocuğudur. Boşuna yere ultrasyona para vermeyin, getirin parayı, kumbaraya atın aşağıda. Benden size tespiti. Hiç boşuna gidip de ultrasyona çekilme. Eskilerin eserinde böyle. Hayırlısını iste Allah'tan. Ne işin var erkek kız? Karıştı mı? Herkes erkek olsaydı sen nasıl olacaksın? Hadi bakalım söyle. Herkes erkek çocuk alsa, kazansa, olsa peki kim doğuracak bizi ya? Ve mantıksız insanlar. Kadının şerefi kadar şeref var mı ya? Hiçbir erkek kadın gibi olabilir mi? Mümkün değil. Doğuramazsın. O bakımdan bütün kadınlar bizden üstün. Ama hiçbir kadın peygamber olamaz. Hiçbir kadın imam olamaz. Hiçbir kadın, değil mi, erkeklerin önüne geçemez. Geçmemesi lazım. Kadınsa. Kadınlıktan çıkmışsa zaten ona artık ne diyelim. Allah hidayet versin. Gidiyor kadın. Ha burada da var, pıçıvarda da var. Erkek berberin önüne oturuyor, kuaförün saçını yaptırıyor. Ya bunlara bir şey değil. Resim çektiriyor çıplak. Astro resmi duvarlara. Fotoğrafçıya, bilmem nereye. Bu nasıl kadın? İşte haya perdesi yırtılınca İman da gider. Neuzübillah. Ve ma tagizul erham ve ma tezdat. Rahimlerin noksan ettiğini de bilir Cenab-ı Hak. Artırdığında mesela doğum diyelim 9 ay. En aşağısı 6 aydır. En fazla 9 aydır. 8 ayda olduğunu da bilir. 9 ay geçerse de bilir. Mesela bazıları var ki 2 sene doğmuş. Azaları tam olur, noksan olur. Bunu da Cenab-ı Hak bilir. Evet. Mesela Tahhak isimli bir zat var. Annesinin karnında 2 sene beklemiş. İmam Malik 3 sene beklemiş. Yani böyleler var. 4 senelik bekleyenler var bak, görüyor musun? Hermi bin Hayyan. Bunlar da özel. Ve küllü şeyin endehu bir miktar. Her şey onun indinde ve küllü şeyin indehu bir miktar. Her şey onun katında, levh mahfuzda bir miktar iledir. Kader tayin edilmiş. Onun dışına çıkamaz. Ama bize onu zorla yazmadı ha. Bizim için olan şeylerde bizim halimizi Cenab-ı Hak ezelden biliyor, gördü. Vasıfla, vasfımızı gördü, yazdı. Tamam mı? Dolayısıyla kadere iman farzdır, şarttır. Alimul gaybi ve şehade. Gaybı bilir, açığı da bilir. Gayb demek hazırda değil. Bizden gayb. Hazırımızda değil. Bizim için gaybdir. Allah için gayb değil ki. Şu Allah-u Teala'ya göre her şey aşikaradır. Bize nispetle gaybdir.
Bizim için kaybolan şeyi Cenab-ı Hak bilir, ona göre aşikaradır. Evet. El kebir, yücedir, azamet sahibidir. El müteal, evet, her şeye karşı kudretiyle yücedir, alidir, üstündür. Sevam minküm, sevam eşittir minküm içinizden men, o kimse ki eser el kavle, sözü gizlese de eşittir. Ve men cehre bihi, sözü aşikar yapsa gene eşittir. Aynıdır, fark etmez. Cenab-ı Hak gizliyle aşikarı bilir. Ve men hüve müstahhifun billeyli, müstahhifun billeyli, geceden gizlediğini de bilir. Vesari binhar, gündüzün yürüyeni de bilir. Gece de olsun, gündüz de olsun fark etmez. Gece, gündüz onun için fark etmez. Cenab-ı Hak için karanlık, perde, duvar, muvar engel değil. Mevla'nın zatına karşı, sıfatlarına karşı hiçbir şey yok ki. Her şey yok hükmündedir. Cenab-ı Hak onların hepsini bilir. Mevla inşallah böyle kendisini iyi tanımaya, iyi kul olmaya bizi muvaffak eylesin. İyi tanırsan iyi kul olursun. Değilse beni görmüyor zannedersin, beni bilmiyor zannedersin falan filan diye suyu zannedersin, o zaman Allah muhafaza, Allah yanlış tanırsın. Hani Enes'in radıyallahu anhu, elhamdülillahillezî enkazehu minennâr kâlûlî ulamin yehudiyyün esleme. Efendimiz Aleyhisselam'ın komşusu bir Yahudi varmış, orada dedi ki çocuğu ölüyor. Gitti. Ne için gitti? Bak. Kafirle dostluk yapmaya gitmedi. Tebliğe gitti. Ona kelime-i şehadet teklif etti. Çocuk babasına baktı. Babası da kafasıyla olur dedi. Çocuk da son anında kelime-i şehadeti okudu. İman etti. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam elhamdülillahillezî. O Allah'a hamdolsun ki enkazehu minennâr. Bu çocuğu cehennemden, ateşten kurtardı. Ya. Bir söz ile, değil mi? Hadis-i şerif öyledir çünkü. İnsan yaşar, yaşar, yaşar. Eşkıya gibi yaşar. Son noktaya varınca ezelde yazılan üzerine geçer. İman eder. İmanlı olarak gider. Kimisi de imanlı yaşar, imanlı yaşar. Daha evvelden yazılan üzerine gelir. İmansız olur neuzubillah. Gavur gider. Bu da var. O yüzden korkmak lazım. Mevla bizi doğduğumuz gibi imanlı yaşayarak imanlı alsın inşallah. Anebi Hurreti radıyallahu anh, ma min mevludin, hiçbir doğan yok ki illa ancak doğarsa yûledü alel fıtratı, ancak İslam fıtratı üzere doğrulur. Her doğan İslam kabiliyeti üzeredir. O kabiliyetini korursa imanla devam eder. Amma febevahu, anası babası yühevidanihi, onu Yahudi yapar. Ev yunasıranihi, veya onu mecus Hristiyan yapar. Ev yümeccisanihi, veya mecusi yapar. Herkes evladını kendisi gibi olması için uğraşıyor. Sen ne yap? Sen de Müslüman yap. Kemâ tüntecül behîmetü behîmeten cem'âe, nasıl ki bir hayvan sapsağlam bir yavru doğuruyor. Aynı anası gibi. Hel tu'assüne fîhâ min cedâe. Onda herhangi bir bozukluk, noksanlık görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Genelde yavrusu da anası gibi oluyor. İşte doğan çocuk anası gibi, babası gibi oluyor. Şimdi burada değişik hükümler var. O çocuk buluğa ermeden evvel ölürse kafirlerin çocukları toprak olacaklar. Cehenneme yok. Çünkü niye? Küfür durumuna gelmedi. Yani iman çağına gelmedi. Ama Müslümanın çocuğu ölürse doğru cennete. Niye? Çünkü anası babasına tabidir. Ya gördün mü sen? Dolayısıyla mesela bizim İslam ülkesinde, İslam mahallesinde bir çocuk bulunsa bilinmiyor. O çocuk da Müslümandır. Hristiyan'ın çocuğu bile olsa, çünkü bilinmiyor. O zaman oradaki Müslümanlara tabidir. Bak ne kadar kolaylık. Ana Ömer radıyallahu anh, eyyüma müslümin şeyde lehu erbatun, hangi Müslüman için dört kişi bir hayrın, hayırla şahitlik ederse, bu adam iyiydi derse, edhalehullahu cennete, Allah da onu cennete girdirir. Dediler ki üç kişi olsa, ve selasetün, üç de olur. İki kişi olsa ya Resulallah, vesnani, iki de olur. İki kişi bizim için iyi adamdı diye şahitlik etse, Cenab-ı Hak onun hürmetine bizi cennete koyuyor. Ne kadar büyük mükafat. Müslüman olmanın ne kadar çok karı var. Ya Anil Bera radıyallahu anh, İza ukidel müminu fi kabrihi, mümin kabrinde oturtulduğu vakitte, mümin kabre konduğu zaman orada oturtulacak. Ütiye, ona gelinir. Melekler geliyor. Sümme şeyde en la ilahe illallah
ve enne Muhammeden Resulullah, yani eşheden la ilahe illallah ve eşheden enne Muhammeden Abdü Resulullah dediği zaman tamam. İşte feza ki bu da kavluhu, şu ayet-i kerimedir. Yusebbitullahu lillezine amenü bil kavli sabit. Allah-u Teala iman sahiplerini kavli sabit ile ne yapar? Sabit kılar. Kavli sabit ile, yani işte kelime-i tevhidle, kelime-i şahitle onu kabirde ayaklarını kaydırmıyor, ona yardım ediyor. Gördünüz mü? O yüzden çok okuyalım. Kelime-i tevhid, işte zikir, devamlı ağzımız zikirle ıslansın, dilimiz zikirle ıslansın, zikirden boş kalma. Şarkı okumayı bırak, türkü okumayı bırak, küfür konuşmayı bırak, abuk subuk konuşmayı bırak. O anda ölsen öyle yazılacaksın. O yüzden ne yap inşallah? Zikirle, fikirle, ağzında istiğfar olsun. Yatmadan evvel en az 100 defa istiğfar çek. 27 defa İhlas okuyun diyor Efendi Hazretlerimiz, duyuyor musun? İnsanların İslam'a yumuşaması için yatmadan evvel. Ya Tebareke'yi oku. Ya kabir azabından kurtarır. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber de. Ondan sonra konuşmadan yat. Kalktığın zaman da besmele ile beraber Bismillahirrahmanirrahim'e emutu ve ahya. Kalktığın zaman da Elhamdülillahi ahyana bademe ematena ve ileyhin nüşur deyip kalkarsın. Böylece ne yaparsın? Abdestini alıp namazı kılarsın inşallah. Bu şekilde şey yapalım. Şimdi Şaban Şerif'e girdik. Cenab-ı Hak mübarek etsin. Oruçlar var işte. Evvelinde, ortasında, sonunda. Mükafatlar çoktur. Cenab-ı Hak değerlendirme bizi muvaffak eylesin. Subhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi